أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تومقوا ما رابدن شهبار نیست با كريمان كارها دوشوار أستعوذ بالله بسم الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو إلقى السمع وهو شهيد صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المرء مع من أحبه صدق رسول الله فيما قال إف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Hz. Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi Kattesallahu Sirhul Ali Hazretlerimiz Mesnevi Şerifinde kaldığımız beyitlerde buyurdu ki Sırrı men ez men dur nist ni Lik çeşmo guşra an nur nist ni Ten zi cano can ten mestur nist ni li kesra di di can destur nist. Elhamdülillah Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Bizlere sıhhat, afiyet verdi. En başta bu topraktan yaratılan bedeniyle insana iman nimetini bahşeyledi kendisine yaklaşmak üzere bizleri seçti. Allah'a, Resulullah'a iman eden, inanan, uyanlardan eyledi ve dostlarının izinde de bizleri hidayet yolunda Rabbim muhafaza eyliyor. Elhamdülillah. Allah dostlarına gönül vermek, Allah dostlarına bağlanmak Allah'a ulaşmak için bir vesiledir. Dost olmak için en büyük çaredir. Özel dostluktan bahsediyorum. İman etmeleri hasebiyle bütün müminler Allah'ın dostudur. Ama bu dostluğu daha yüksek seviyeye taşımak, Allah Teala'ya hususi bir şekilde yakın olmak. Bunlar işte insanın insanlık kemalatını gerçekleştirdikten, insanı kamil dediğimiz tam olgun insan olunca yani fenafillah dediğimiz insanın artık şu içine girdiği, kendisini taşıyan bedenin nefsin kayıt ve esaretinden kurtulup artık ruh kontrolünde, hakimiyetinde hayatını ibadetten zevk ala ala lezzetine vara vara imanının Rabbisine kulluk etmesi ruhlar aleminde evet dediğimiz Rab olarak ikrarda bulunduğumuz Rabbimiz Allah'a dünyada bu söz verdiğimiz kulluğumuzun gereklerini yapmak üzere şu anda imtihandayız. Sıra bizde. Biz de sıramızı savacağız ve ebediyet alemine hesap vermek üzere taşınacağız. Ey insanlar gafil olmayalım. Kur'an'a kulak verelim. Kur'an'ı dinleyelim. Kur'an'ın manalarını öğrenelim. Kur'an'ın manalarını, Kur'an'ın hakikatini bize açan hocalarımıza, alimlerimize, arif veli zatlara da kulak verelim. Allah Teala insana iki kulak verdi, bir dil verdi. Neden? Çok dinleyelim az konuşalım diye dinlemek öğrenmek lazım. Günümüz insanı din ilimlerine rağbet etmiyor. Hocalara kulak vermiyor. Halbuki insanın öğrenmesi gereken, yerine getirmesi gereken o kadar çok dini vecibeleri var ki Beyazlı Bistami Kutlu Ruh Hazretleri 30 sene ilimle meşgul oldum. Sonra dönüp baktığım amellerime en zor şeyin ilimle amel etmek olduğunu gördüm. İslam'da ilim amel içindir ve işte tasavvuf da bu amelleri ihlasla yani samimiyetle yerine getirmeni sağlamak için seni yetiştiriyor. İlim, amel, ihlas. Bunları elde etmemiz, kazanmamız, içselleştirmemiz lazım. Hiç bunlarla meşgul oluyor muyuz? İlim öğrenmek, amel etmek ve her şeyi sadece Allah rızası için yapmak, samimi olmak, samimi Müslüman ve bütün müslümanların iyiliğini isteyerek onlara nasihat etmek, devamlı birbirimize görüşüp konuşacağız. Hak üzere nasihatleşeceğiz. Vetavaasabil hakki ve tavaasabil sabrar biliyorsunuz asır suresinin sonunda bütün insanlar Allah tarihe bakın, geçmişe bakın, şu zamanlara bir bakın. İnsanların başına neler geldi? İnsanlar hep hüsranda kaldı. Zarar, ziyan insanları kapladı. İnsanların peygamberlerle bir mücadelesi oldu. Hak batıl mücadelesi oldu, oluyor, devam ediyor. Hakk'ın yanında olanlar kazanıyor. Peygamberlere karşı gelenler Allah'ın indirdiklerine boyun eğmeyen zalim ve inkarcı olan kendi kafalarına göre yaşamak isteyenler tarih boyunca hep kaybetmişlerdir. Dünya önemli değil, cenneti kaybetmek bu insan için çok önemlidir. Allah yoldan çıkan, isyan eden, kendisini unutan ve tamamen dünyaya bağlanan insanlara kendisini hatırlatmak, ahireti hatırlatmak, doğru yolu göstermek üzere peygamberler indirdi. Peygamberler indirmekle de yetinmedi. İnsanlara olan merhametinden, rahmetinden kitaplar indirdi, sahifeler indirdi. Bunlarla insanların doğru yolu bulmasını Allah Teala istedi ve peygamberleri tebliğlerini yaptılar. Kendilerine indirilenleri aktardılar, doğru yolu gösterdiler. İşte son peygamber, sevgili peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Son kitap Kur'an-ı Kerim. Son din dini mübini İslam. Apaçık aydınlık İslam dini. Bunun dışındaki her şey karanlıktır. İslamiyetin dışındaki her şey karanlıktır. Kur'an'ın dışındaki her şey karanlıktır. Muhammed Mustafa'nın sünnetinin, onun yolunun dışındaki her şey karanlıktır. Karanlıklardır. Evet yolumuzun dünya ahiret aydınlanması için işte Kur'an-ı Kerim öğreneceğiz, dinleyeceğiz. Allah'ımızın kelamı Allah, kelâmı, Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere kelamıyla hitap buyuruyor. Allah Teala'yı göremiyoruz ama işte indirdiği kitabında sözleri kim Kur'an-ı Kerim okur Allah'la konuştum derse yalan söylemiş olmaz ki Allah'ın kelamıdır Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim haktır. Baştan sona Rabbimizin sözleridir. Allah'a aittir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Ömer Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i alırmış. Bu benim Rabbimin, Rabbimin defteri, Rabbimin bize indirdiği kitabı diye yüzüne, gözüne sürer o ayetleri hem okur hep öpermiş ya Allah'ın kelamı aramızda Allah'ın sözü aramızda Allah'ın sözünden daha değerli, daha kutsal söz yok. Ey insanlar, Kur'an'la barışalım. Kur'an'ı hakim kılalım. Kur'an'la yaşayalım. Hayat Kur'an'da, hayat Kur'an'la. Kur'an bizim yoldaşımız olacak. Çünkü kim bu Kur'an'la amel ederse o kabrinde Kur'an'ı arkadaş olarak yanında görecek. Kur'an sen onu dünyada ihya ettiğin sürece ve Kur'an'ın hakkını vererek okuduğun sürece, edeplerine riayet ettiğin sürece, ahkamıyla hükmettiğin sürece bunun sana kıyamette aydınlık nur olarak çok büyük müjdelerle ikramları olacak karşılığında ve Kur'an da seni ahirette yalnız bırakmayacak. Sana arkadaş olacak, sana şefaatçi olacak. Senin için bir kurtarıcı olacak Kur'an. Allah'ımızın sözü, Rabbimizin sözü. İşte Hazreti Mevlana Allah'ın sözüne İlahi kelama gönül kulağının açık olmasını istiyor. Allah'ın ayetleri dinlenilmeli çünkü bu dünyada Allah'tan gelen bir tarafımız var. Ruhumuz bu ruh Allah'tan geldiğinden, ilahi aleme ait olduğundan dolayı bu dünyada en çok Allah'ın kelamıyla ünsiyet bulur, eder ve huzur bulur. Ruhunun huzuru, ruhunun tatmini ve kendisini çok iyi hissetmesi ancak işte ilahi kelamla bir araya geldiğinde Kur'anla birleştiğinde mümkün oluyor. Bunun dışında Kur'ansız yaşıyorsan, ilahi kelamla ruhunun hiçbir irtibatı yoksa işte psikolojik sıkıntılardan, sorunlardan, ruhi bunalımlardan kurtulamıyorsun, çıkamıyorsun. Kur'an şifadır, Kur'an rahmettir, Kur'an berekettir, Kur'an zaferdir, başarıdır. İşte Hazreti Mevlana kendisinin insanlara Kur'an okuduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini anlattığını insanlara Rablerini hatırlatmak hususunda nasihatlerde bulunduğunu söylüyor. Bunun için her yere girdim, çıktım, her mertebedeki insanla görüştüm. İnsanların dinlemeye çok ihtiyaçları var. İnsanlar gafil varlıklar. Eğer nasihatten, sohbetten, dinlemeden kesilirlerse, Şeytan hemen onların arkadaşı olur. Dünya hemen onları etkiler. Dünya sevgisi kalbi istila eder. İnsan kendini beden zannetme. Beden var ya şu beden. Senin aslında aslın hakikatin olan ruhunun taşıyıcısı. Evet sen ruhunla insansın. O ruh bölünmez, parçalanmaz latif bir cevherdir. Bedenin dünyada işte ruhunu gizledi. Sen ruhunu göremiyorsun, bedenini görüyorsun ama bedenin asıl değil çünkü bütün işleri yapan, bütün kontrol hareket veren, akıl veren Bunların kendisinde bulunduğu tarafın sadece ruhtur. Ruh. Beden sadece ruhun komutlarını yerine getiriyor. Seni bu dünya imtihanında, bu gezegende, dünyada taşıyor. İnsanın işte bir mana yapısı var, mana tarafı var. Bunu görmek için gönül gözü gerekir. İnsanın kendine doğru bir deruni iç yolculuğuna çıkması gerekir. İşte tasavvuf bunun için var. İnsan sırlı bir varlık. Bu sırları nasıl keşfedeceksin? E bunun da mektebi işte irfan mektepleri dediğimiz İnsanların feyiz aldığı gönül gözlerinin açıldığı hakikatlere vakıf oldu. Tekkeler kurulmuş, dergahlar, asitaneler, hangahlar. Tabi bunlar da şart değil aslında. Önemli olan bir mürşidi kamile varmak, bulmak. Asıl ev, asıl mekan gönüldür. Bir Allah dostunun kalbine girmek meselesidir. Asıl Mekansızlık yeri olan kalbe girebilmektir bir dostun kalbinde muhabbetle yer alabilmektir. Kalp o da sırlı bir organdır. Sadece bir et parçası değil. Kalbin iki tarafı var. Yukarı tarafı ruha ulaşıyor, kalbin mana yapısının. Alt tarafı da nefse ulaşıyor. Eğer sen nefsine muhalefet edersen, her canının istediğini yapmazsan, dünyacı olmazsan, senin o zaman alt taraftaki nefse bakan kanalın, kalbin kanalı kapanıyor, tıkanıyor, üst taraftaki Ruh kanalının kapağı, kapısı açılıyor ve oradan işte ilahi hikmetler, ilhamlar, manevi vecler işte ruh tarafından besleniyor kalp. Kalp hep ruhtan gelen ilimler marifetle doluyor ama insan dünyacı olursa kalbini dünyaya bağlarsa, nefsine göre hareket ederse, bu sefer ruha ulaşan yukarı tarafı, yukarı kanalı kapanıyor, alt tarafı açılıyor ve artık nefsinin değişik değişik fikir, düşünce, kaygı, stres ve oradan işte vesveseler, şeytanın her türlü ihvası sana sızması oradan kalbi dolduruyor. Böyle nefis kanalından kalbi dolan kalp de artık rahat zikre demez. Camide kendini rahat hissedemez camide bulunmaktan sıkılır, sohbete gitmekten bunalır, sohbette bulunamaz, camide bulunamaz, oralarda çok vakit geçiremez. Çünkü kalp dünyayla dolu, nefis seni caminin dışına çekiyor.'' Şeytan kendisiyle birlikte olman için seni rahatsız ediyor, vesveselerle seni meşgul ediyor kalbini. Kalbini toparlayıp da bir türlü Allah'ı zikredemiyorsun. Herkes kendine baksın. Şöyle ne zaman rahatlıkla oturup saatlerce Rabbimizi zikrediyoruz. Zikredebiliyoruz. Zikretmekten lezzet alıyor muyuz? zikretmeyi her şeyden üstün tutup, her şeyden daha lezzetli, zevkli buluyor muyuz? Zikre heyecanımız var mı? allah Teala diyor ki, ben beni zikredenin yanındayım. Ben beni zikredenle beraberim. Böyle bir birliktelikte insan sıkılır mı? Kendisini yalnız hisseder mi? Ah ah! İşte hep kalbi durumlar, kalp kontrolü çok önemli, kalp disiplini çok önemli. İşte kalp temizliği, kalp temizliği nasıl olacak? Kalp, nefis, şeytan bunların vesveselerinden, ihvalarından, bunların seni çekmesinden kurtulmalı. İşte bunun için ruh tarafından beslenmelisin. Hani diyoruz ya dervişler kulaklarından beslenirler ilahi hakikatleri marifetullah'a dair feyizli sohbetleri duymaya daima açtır, isteklidir. Böylelikle ruhlarına moral teşvik geliyor. Şah Nakşibend Hazretlerimiz, Şah Nakşibend Muhammed Bahattin Buhari, Kattesallahu Sirrehul Ali, tasavvuf hallerimin başında İnsanların konuştukları yerlere uğradığımda kulak kabartırdım. Eğer Allah'tan, Resulullah'tan, Allah dostlarından, marifetullah'tan konuşuyorlarsa içim açılır, memnun olur. Onları dinlerdim, orada bulunurdum. Ama dünyadan konuştuklarını Nefsani konuşmalar, didişmeler, mevzular içinde olduklarını gördüğümde canım, ruhum sıkılır. Orada duramaz. Orayı terk ederdim. Dünyanın konuşulduğu yerlerde duramıyor. Allah'ın konuşulduğu, dinin konuşulduğu yerler onu rahatlatıyor. Kalp işte neyi arıyor? Kalbin nerede ise orada mutebersin. Kalbinin durumundan sen Allahu Teala tarafından şeref kazanıyorsun. Kalbin Allah'la mı işte? Zahirde halk ile yaşıyoruz beden tarafımız insanlarla ama kalp tarafımız her an her daim kalabalıklar içinde insanlarla beraber olsak da Allah ile olmalı kalbin böyle bir durumu var. Ne mutlu! Fetuba! Müjdeler olsun o kimseye ki kalbinde sadece Allah'la beraber olma isteği bıraktı ve Allah Teala'nın zatından başka bir şey istemiyor. Böyle kalp taşıyanlara, kalbini bu hale getirenlere kalbi böyle Allah için Allah Allah diyerek atanlara ne mutlu ne mutlu müjdeler olsun. Ya işte biz daha dünyadayken kalbimiz otomatik Allah zikrine bağlanamadı. Kalp dönüp duruyor dünya alakaları, sevgileri arasında bu kalbi tam Allah'a bağlayamadık. Ne halde bulunursan bulun, kalbin daima Allah ile olsun. Ubeydullah Rar, Kattesallahu Sirrahul Ali, Nakşibendi Meşayihimizden, Semerkant'ta metfun allah Teala ziyaretlerini nasip eylesin, şefaatlerine nail eylesin. E büyük zat Ubeydullah Ahrar Kattesallahu Sırrah O diyor ki mübarek Taşkent'te Zengi Ata Kudüs'e sırı Hazretleri var. Ahmet Yesevi yolundan gelmiş. Çok büyük bir şehtir o da. Zengi Ata halen Taşkent'te kendi adına büyük bir külliyesi var. Kabri şerifi ziyaret mahallidir. Ubeydullah Hazretleri Taşkent'te Zengi Ata Kuddüs'e Sırı Hazretleri'nin kabrini ziyarete gittiğinde kabrinden Zengi Ata'nın Allah, Allah, Allah diye zikrettiğini duyarmış. Ey gidi Zengi Ata Kuddüs'e biz yaşarken ölü olduk, sen ölüyken, ölü ahirete teşrif etmişken yani bizden daha dirisin. Sen ahirete intikal ettikten sonra bile Allah diyorsun, zikrediyorsun. Biz yaşarken bu vaktin, bu dünyanın kıymetini zikrullahla değerlendiremiyoruz. Daha kalbimiz dünyadayken Allah Allah diyemiyor. Bunlar ne büyük insanlar ne büyük iş başarmışlar. Kalp işini halletmişler. Kalp işi, kalp işini ne zaman yapacağız? Dünya işi, iş, iş her taraf işte oldu ya. Dünya işi, çalışma işi, okul işi, iş, iş. E bu din işi ne olacak? Kalp işi ne olacak? Asıl önemli bu yevme fauda hiçbir şeyin fayda etmediği o günde senden işte kıyamet günü senden kalbi selim istenecek. Ne altın, ne gümüş, ne para. Menkullerin, gayrimenkullerin kıymetsiz kalbi selim getirdin mi? İlahi sevgiyle dolmuş, Allah Allah diyerek yaşamış, bir kalp ile Allah'ın huzuruna geldiğinde bu işte seni en mutlu edecek ve fayda göreceğin iş olacak. Din işinden, zikir işinden, kalbi Allah ile tamamıyla doldurmaktan fayda var. Kalpten masivayı, Allah'tan gayrı her şeyi sürmek, çıkarmak, temizlemek gerekiyor.'' Bu iş işte nefsi terbiye, bu iş zikirle olur, zikir yoluyla olur. Tasavvuf, tarikat bunun için var. Şeyhler, meşayih, mürşid-i kamiller bunun için var. İnsanlara zikir yolunu öğretiyorlar, zikrettiriyorlar. Nefsi terbiye ettiriyorlar, yardımcı oluyorlar, rehber oluyorlar. Allah, mürşid-i kamillerden meşayih kiram hazaratından, şehlerimizden çok razı olsun, derecelerini çok âli eylesin. Bizleri dünya ahirette meşayihimizden, evliyaullah'tan, dostlarından Allah ayırmasın. Biz de dostlarıyla dostluğuna kabul eylesin. Rabbim bizi de dostlarından eylesin kurtulmak istiyorsak işte bu kalbin temizlenmesi, kalbin masivadan kurtulmasıyla mümkün. Bunu bu dünyada gerçekleştireceğiz, başaracağız. Allah yardımcımız olsun. Allah bizleri sevdiği, razı olduğu işlere muvaffak eylesin. Evet, Zengi Atakuddüsesi Ruh Hazretleri. Özbekistan'a evliya ziyaretlerine gidenlerin mutlaka uğraması gereken büyük bir makamdır. Duaların kabul olduğu bir yerdir. Özbekistan bizim tarihimiz, dinimiz, kültürümüz, dilimiz, çok ortak günümüz olan alimler, evliyalar diyarı İslam medeniyetinin bir dönem kurucu, önder, büyük bir medeniyet müdafasını yapmış ve İslam medeniyetini en güzel şekilde temsil edip ortaya koymuş bir coğrafyadır. İmam Maturidi rahmetullahi aleyh semerkantlıdır. İmam Buhari rahmetullahi aleyh işte Semerkant'la Buhara arasındadır nice büyük fıkıh alimleri Ebu Kafal Şaşi, Ebu Hafsi Kebir büyük zatlar bunlar Hazret İmam denilen büyük fıkıh alimleri İslam fıkhına yön vermiş. Dini bibini İslam'ın bugüne kadar gelmesi onların yazdığı eserler yetiştirdiği talebeler vasıtasıyla olmuş büyük zatlar. Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahattin Buhari, Hacegan Meşayih'i, Nakşibendi Meşayih'i hep Özbekistan'da. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin talebeleri, halifeleri, onun yolunu devam ettiren çok büyük meşayih hep Özbekistan'da. Evet, buralara gitmek, tarihimizle, geçmişimizle tanışmamız, kaynaşmamız görmemiz, ziyaret etmemiz gerekiyor. Allah Teala Özbekistan ziyaretlerini hepimize nasip eylesin. Yani Avrupa'yı merak ediyoruz. Paris'i, Londra'yı, Milano'yu Onların işte moda haftalarını, spor haftalarını, konser haftalarını günlerini takip ediyorsun. Hep yönün bir tatilin olduğu vakit, bir tatil düşüncesi içinde olduğu vakit, gezip görme istediğin yerler arasında gözün hep batıya bakıyor. Gözün hep böyle dünyevi yerlere ve tamamen eğlence ve zevk yerlerine bakıyorsun. Ya biraz da inanç turizmi denilen ya şu turizm anlayışını mübarek dini yerleri, türbeleri, eserleri görmeye ayırsana, buralara da hevesli olsana rotayı Türk İslam alemine İslam medeniyetinin izlerini sürmeye çevirsene, inanın çok zevk alacaksınız, feyiz dolacaksınız, mutlu olacaksınız. Kazandığınız paraları Allah yerli yerinde güzelce harcamayı nasip eylesin. Kazandığınız paraları günah yerlere harcamayın. Hac Umre, Mescid-i Aksa ziyaretleri, işte İslam coğrafyasındaki mübarek tarihi, dini yerler. O kadar çok aslında gezmemiz, ibret almamız gereken yerli, yerlerimiz var ki, İslam, Türk İslam tarihinden bu yana hep bunları bizim de görmemiz, oralarda bulunmamız, görünmemiz de gerekiyor. Tarihimizi öğrenmeliyiz. İslam tarihini, Türk İslam tarihini çok iyi öğrenmeliyiz. Bu öğrendiklerimizle günümüzü ve geleceğimizi tekrar şekillendirmeliyiz. Beslenmeliyiz. Aslımıza dönmeliyiz. Aslımızı bileceğiz. Kaynaşacağız. Türk İslam coğrafyasıyla Müslümanlarla neden anlatıyorum? Bakın bu ziyaretler çok önemlidir. Özbekistan ziyaretleri, Bukhara, Semerkant, Taşkent, işte Harzem, Tirmiz. Ah ah buralar İslam şehirleri, İslam kubbeleriydi. İslam kubbeleri adıyla anılmış çok büyük yerler. Zengata Kuddüs'e Sirruh Hazretleri de Taşkent'te medfun. Şimdi Emir Timur biliyorsunuz Özbekistan coğrafyasına ve pek çok yere hakim olmuş zamanın kudretli İslam padişahı Emir Timur. Emir Timur Allah dostlarına çok bağlı, hürmet eden bir padişah idi ve bu yönüyle de çok dua aldığından, medreselere, tekkelere, dergahlara çok yardım ettiğinden dolayı Allah ona çok zaferler, ihsan etti ve önünde kimse duramadı. Halen daha Orta Asya coğrafyasını gezdiğimizde gördüğümüzde onun tarihi eserleri, yapıtları göz kamaştırmakta. Şimdi Emir Timur Hazretleri'nin yapımına başladığı, önem verdiği bir türbe de Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesiydi. Ahmet Yesevi evet bugün Kazakistan'da, Türkistan'da aman bakın Özbekistan dedim ama Kazakistan'da var. Kazakistan ziyaretleri de önemli. Şu anda Kazakistan sınırları içinde bulunan Türkistan, Çimkent Buralar da çok büyük İslam şehirleri, Ahmet Yesevi Hazretlerimiz Türkleri Müslümanlaştıran, ta Balkanlara kadar talebeleriyle dervişleriyle İslamiyetin yayılmasına, bu coğrafyaların Müslümanlaşmasına vesile olmuş Büyük Şey Yusufu Hemedani Hazretlerimizin Halifesi. Abdul Halk Gucduani Kutsu Hazretlerimizin tarikat kardeşi ya Yusuf Hamedani Hazretlerinin halifeleri işte Ahmet Yesevi Hazretleri, Abdul Halk Gucduani Kutsu Hazretleri ya işte Nakşibendi tarikatı Abdul Halk Gucduani koluyla Şah Nakşibendi Hazretlerine ulaştı Buhara'ya. Ahmet Yesevi koluda kendisi oradan Horasan'a, Anadolu'ya, Balkanlara kadar geçen bir rota izledi ve Allah'ın zikri böylelikle İslam alemine yayıldı. Ahmet Yesevi çok büyük zattı. İşte bu büyük zatın türbesini yapmak istedi. Ona yaraşır, yakışır güzel, ihtişamlı bir türbe kabri şerifin üstüne yapmak istedi Emir Timur. Fakat ustalar, mimarlar çalışıyorlar, taşları üst üste koyuyorlar, taşlar dökülüyor, yerinde durmuyor. Ne kadar sağlam harç yaparlarsa yapsınlar, durmuyor. Bir türlü yapamıyorlar o türbe inşaatını. Türbe inşaatını Taşlar yerinde durmuyor. Ve Ahmet Yesevi Hazretleri Emir Timur'un rüyasına giriyor. Sen benim türbemi yapmadan evvel önce Zengi Ata'nın türbesini yap. Onu yaptıktan sonra ancak benim türbemi yapabilirsin. Allah Allah. Zengi Ata Bakın ne kadar düşünüyor yolundan geleni. Ahmet Yesevi dervişi Zengi Ata şeyhi diyor ki Emir Tımur'a benim türbemden önce onun türbesini yap. Ne kadar büyük bir zat. Zengi Ata yani bu ziyaretler bakın o Allah dostları hayatta şehitler ölmez bunlar manevi şehitler müşahede makamına çıkmış büyük evliya tasarrufları daima devam eden büyük meşayih Ahmet Yesevi Zengata bunlar kabirlerinde de iş gören bunlar kınından çıkmış kılıç gibi daha keskin hale gelmiş ruhlar insan ruhuyla insandı değil mi ya bunun üzerine Emir Tümur askerlerine emrediyor. Askerlerine emrediyor. O 300 kilometre kadar bir yol var. Oraya yüz binlerce askeri tek tek yan yana tek tek yan yana diziyor. Türkistan'dan tek tek taşları elden ele, elden ele askerleri Zengi ataya taşıttırıyor. Ve şu andaki Zengi ata türbesi Gittiğinizde ziyaret ettiğinizde göreceksiniz. Orasını işte Emir Timur yaptırdı ve ondan sonra da işte bugünkü şu anda hala ziyaret edilen ve görenleri hayran bırakan Ahmet Yesevi Hazretlerinin türbesini de külliyesini de Emir Timur Hazretleri. Evet yaptı bunlar. Ne güzel padişahtı ya İslam'a İslam büyüklerine hizmet ettiler. Ha siyasi hayatları, siyasi maceraları çok değişik, farklı dünyevi siyasi mücadeleleri olmuştur. Ama bunlar İslam padişahları en nihayetinde İslam izzetini taşımışlar, İslam büyüklerine, Allah dostlarına önem vermişler. Tarihçiler bu işin genelde işte kendi siyasi, askeri zaferleriyle ilgileniyorlar. O yönden analiz değerlendirmeler yapıyorlar. Biz tasavvuf ehli hocalar olarak da onun dini Allah dostlarıyla olan yönüne dini imar faaliyetlerine yönelik böylelikle onlardan rahmetle bahsediyoruz. Allah din büyüklerine Yaşadıkları zamanlarda öldükten sonra yardım edenlerden çok razı olsun. Din büyüklerinin hatır ve hatıralarının korunması çok önemlidir. Bakın Müslümanların dünya hakimiyeti son yüzyılda ellerinden gittiğinde İslam coğrafyasının pek çok yerinde din büyüklerimizin, dini eserlerimizin izleri, kalıntıları, eserleri yıkıldı, silindi, gözlerden yok edildi. İşte tekrar bu hatıraların canlı tutulması lazım. İmar faaliyetleri de çok önemlidir. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri Allah dostlarına gönül veren, kulak veren, derviş ruhlu, derviş ahlaklı, sünneti seniyeye uygun, hem şeriatı yüklenmiş, hem tarikat vazifelerini yerine getiren dört dörtlük eksiksiz tam Müslüman eylesin. İşte Hazreti Mevlana ne dedi? Sırrı men, benim sırrım. içimdeki hakikat eznaleyi men, benim feryadımdan, iniltilerimden, dertli yakarışlarımdan, sizlere verdiğim böyle yakıcı sohbetlerden uzak değil. Benim hakikatim sözlerimde tecelli ediyor. Buradan işaret almanız, manaya yönelmeniz lazım. Anlamanız lazım hakikatleri sözlerimden. Sırrımen ez naleymen dur <laughs> Lik çeşmo, çeşm göz. Guşra, guş kulak. Ancak göz ve kula için an nur ancak onu görecek, anlayacak nur yoktur. Bunun için gönül gözünün açık olup gönül gözüyle açık bir kalp gözle keşfetmek ve gönül kulağıyla dinlemek manevi olarak da kulağının açık olması lazım. Bu limitli gözler, limitli kulaklar, limitli sözler, sesini ne kadar çok uzağa haykırabilirsin, iletebilirsin, dinletebilirsin. Kısıtlı, ne kadar frekans aralıkları arasını ancak duyabilirsin, hep kısıtlı. Ne kadar uzağa görebilirsin, hep kısıtlı. Ama ruhunla yaşamaya başladığında bu limitler, kısıtlamalar kalkıyor. Ruha perde yok. Ruha uzaklık yakınlık yok. Biz bedenimizle yaşamayı biliyoruz. Sadece bedenimizle yaşamayı öğrendik. Ruhumuzla yaşamayı, ruhumuzun da organları var, manevi organlarımız. Bu organları kullanarak yaşamayı bir türlü öğrenemedik. Ya hoca nasıl olur? Ruhla yaşamak. Zaten yaşamıyor muyuz? Yaşam kaç türlü? Ah bu bedenin ihtiyaçları, zaaflarına göre bir hayat sürüyoruz. Karnın acıkıyor, yiyorsun. Susuyorsun, su içiyorsun. Hep bedeninin ihtiyaçları, istekleri seni on talepleri yerine getirmeye sevk ediyor ve buna sen işte hayat diyorsun. Ama ruhunla yaşadığında nasıl oluyor? İstanbul'dan Mekke'ye Kaç saatte yürüyebiliriz? Ya uçak var hoca, ne yürümesi? Eski zamanlarda uçak yoktu. İşte bedeninle yaşayan insan... ...ya uçağa binecek, ya deveye binecek... ...bir şeye binecek, kervanlarla... ...veyahut da yürüyerek giderse... ...aylarca yol alacak, katecek... ...ne zahmetler, ne yorgunluklar... ...ve ama ruhunla yaşamayı biliyorsan, o mertebedeysen, Abdülhalik-i Gucduvani Kuddüs'e Sürü Hazretleri her gün beş vakit namazını Mekke-i Mükerreme'de, Kabe'de kılıyor ve tekrar Bukhara'ya dönüyor. Bukhara'da Hacegan Reisi, Hacı, Hacı Abdülhalik-i Gucduvani Kuddüs'e Sürü Hazretleri Buhara'da yaşamış, Buhara'da vefat etmiştir. Beş vakit namazını Kabe'de kılıp geliyor. İşte ruh, ruhun sürati, ruhla yaşayan büyük zat. Evet, allah Teala bizi ruhumuzu kuvvetlendiren, ruhumuzun kabiliyetlerini kullanabilen insanı kamil eylesin. İnçunin fermut Mevlana yima kaşifi esrar <laughs> hayi kibriya inne necme este onar vahiy hak Allahu alem bi sabab vahkurda davana en ilhamdülillahi rabbil alemin.